Arkadaşlar merhaba. Bu bölüme bir soru sorarak başlamak istiyorum. Farz edelim ki büyük kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz ve Azure Governance yani yönetim işlerine sizin ekibiniz bakıyor. Firmanın tüm altyapısı Azure'da. Hemen hemen tüm departmanlar için ayrı, ülkeler için ayrı 100'den fazla subscription'ınız var. Şimdi soru şu. Böyle büyük ve karmaşık bir ortamda merkezi bir yönetim yani governance'ı nasıl sağlarsınız? Evet, doğru tahmin ettiniz arkadaşlar. Cevabımız Management Group. Arkadaşlar, bizler şu ana kadar RBAC ve polisi ataması yapabileceğimiz scope olarak subscription ve resource grupları gördük. Fakat subscription'ların da üstünde management group adında bir scope daha var. Varsayılan olarak oluşturduğunuz her subscription tenant root management group adında bir management grubun altında oluşturulur. Sonrasında sizler bu management group altında istediğiniz kadar yeni management group oluşturabilir, bir nevi şirket hiyerarşinizi Azure üstünde eşleştirebilirsiniz. Ve daha sonra da ilgili subscription'ları uygun olan management gruplar altına taşırsınız ve ekranda gördüğünüze benzer bir hiyerarşi oluşturabilirsiniz. Management gruplar bizlere policy ve RBAC rollerini tek tek subscription bazında ayarlamak yerine toplu halde ayarlama imkanı sağlar. Örneğin bu ekranda gördüğünüz ortamda ben tüm şirkete uyması gereken bir kuralı policy olarak tanımlar ve bunu root management gruba atarsam şirketteki tüm subscription'lara bu policy inherit eder ve bu sayede tek tek yüzlerce subscription'a ayrı ayrı policy atamam gerekmez. Fakat bunun yanında sadece örneğin marketing'in kullandığı subscription'lara onlara özel olarak atamak istediğim polisler olursa da bunları marketing adlı bir management grupta toplar ve atamayı oraya yaparım. Ve sadece o subscription'lar etkilenir. Management grupların bir diğer avantajı da bu RBAC ve polisi atama işlerini her yeni oluşturulan subscription için otomatik olarak halledebilmemize imkan sağlamasıdır. Management grup bazında yaptığım atamalar o management grup altında oluşturulan veya sonradan o management gruba taşınan tüm subscription'lara otomatik olarak inherit eder. Böylece her yeni subscription oluşturduğumda gidip tek tek bu temel atamaları yapmama gerek kalmaz. Bunların dışında management gruplarla ilgili bilmeniz gerekenler her tenant toplam 10.000 management grup destekler. Management gruplarla oluşturulacak hiyerarşiler 6 katmanı geçemez. Bir subscription birden fazla management gruba üye olamaz ama bir management grup altında birden fazla subscription bulunabilir diyelim ve hemen lafı daha fazla uzatmadan demo kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar gelin hemen management grupları incelemeye başlayalım. Bakın buradan bir iki harf yazdığım zaman management groups karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada ekranda gördüğünüz gibi benim bir tane tenant root grubum var. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu tenant root management group. Az önce size info kısmında da bahsettiğim üzere management gruplar bizim subscription'ları daha kolay yönetebilmemize imkan veren ve governance'ı burada daha kolay şekilde uygulamamıza imkan veren bir yeni bir olgu, öyle söyleyeyim. Nasıl ki biz yani size resource grupları ve subscription'ları anlattım. Neydi resource gruplar? Resource grupları bir basit bir folder, klasör olarak söylemiştim. Azure'ın üzerinde kaynaklarınızı bu resource grupların üzerine koyuyordunuz. Daha sonra bu resource grupları da bir subscription'la eşleştirmeniz gerekiyordu. Yani resource grubu subscription altında yaratabiliyordunuz. Ne avantaj sağlıyordu? Subscription bizim billing boundary'miz oluyor. Bütün fiyatlandırma, bütün faturalandırma, bütün ödeme ile ilgili şeyler bu subscription'da toplanıyordu. Bunun yanında subscription'ların ve resource grupların başka bir kullanım amacı daha vardı. Ne yapabiliyorduk? RBAC uygulayabiliyorduk. Yani ben subscription bazında RBAC uyguluyordum. Bu aşağıdaki bütün resource gruplara gidiyordu. Bunların hepsini geçtiğimiz bölümlerde öğrendik. Onun yanında policy'leri de bu subscription'ların üzerinde atayabiliyordum. Fakat şimdi siz Azure kullanmaya devam ettikçe artık tek bir subscription'la iş görmeyeceksiniz. Birçok subscription'ınız olacak. Özellikle de büyük bir firma olduğunuzu düşünün. Dünyanın her tarafında yerleriniz var, her tarafında çalışanlarınız var. Yaklaşık burada 100 tane subscription'ınız var diyelim. Şimdi bu 100 tane subscription'ın her birinde tek tek polisi ataması, her birinde tek tek RBAC ataması bazı durumlarda zor olabilir. Bunun yerine şöyle bir şey yapabilir.
bilirsiniz. Şirketinizin zaten belirli bir hiyerarşisi var ya, bu hiyerarşiyi management gruplar sayesinde Azure üzerinde de oluşturabilirsiniz. Yani mesela şirketiniz North America, Europe, Asia diye 3 tane division'a bölünmüştür diyelim. Ve her division'ın da kullandığı subscription'lar var. O zaman siz gelirsiniz burada North America, Asia, Europe diye 3 tane management grup yaratırsınız ve bütün subscription'ları ilgili management gruplara toplarsınız. Ondan sonra mesela North America ile ilgili bir policy ataması yapacaksanız, sadece oradaki kaynakları etkileyecek bir policy ataması yapacaksanız, onu o management grup bazında yaparsınız. Bu sayede o altındaki bütün subscription'lara bu policy geçer. Bu sayede yeni bir subscription oluşturur. Buraya taşıdığınız zaman o da otomatikman bu policy'yi ve RBAC'i alacaktır. Misal, şimdi Europe, Avrupa'da GDPR dediğimiz bir şey var biliyorsunuz, bir nasıl söyleyeyim, yönetmelik var bizim uymamız gereken datanın korunması ile ilgili, Avrupa'nın dışına datanın çıkmaması ile ilgili. Hani bizdeki KVKK'ya benzeyen bir şey. İşte bununla ilgili mesela bunun şeyini sağlayacak bir polisi yaratıp bunu sadece Avrupa'daki subscription'larınıza atamak isterseniz Avrupa diye bir tane management grup yaratıp bu Avrupa'daki subscription'ları bunun altında toplarsınız. Bu sayede tek bir yerden atama yapabilirsiniz. Fakat bunların hepsinden önce arkadaşlar, şu anda ekranda gördüğünüz gibi Tenant Root Group diye bir tane management grubumuz var. Siz hiçbir yeni management grup yaratmazsanız arkadaşlar, bu Tenant Root Management grubu sizin varsayılan management grubunuz olur ve oluşturulan bütün subscription'lar da bu root grubun altında oluşturulur. Siz isterseniz bunun altında yeni subscription'lar oluşturabilirsiniz. Management grupları oluşturabilirsiniz. Birazdan bunları size göstereceğim. Fakat öncesinde bakın burada ne diyor? Siz bir directory admin olarak register oldunuz. Fakat bunları yönetebileceğiniz yeterince permission'ınız yok. Öncelikle bu permission'ı verin. Hemen ilk olarak bunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Buradan Active Directory'ye bir gelin. Nerede bizim Azure Active Directory'miz? Burada. Kullanıcınızı bulun. Hangi kullanıcıyla bağlayayım ben? Bu kullanıcıyla bağlayayım. Pardon, user'a değil arkadaşlar, directory'e gelin. Buradan da directory'nin properties kısmına gelirseniz, bakın burada access management for Azure resources diye bir kısım var. Bunu yes'e çekmeniz gerekiyor ki management grupları da yönetebilirsiniz. Yani global admin olmanız yetmiyor. Bunu yönetebilecek şekilde de izin vermeniz gerekiyor. Bunu yes deyip kaydedersek arkadaşlar artık bu uyarıyı görmeyeceğiz. Şimdi biz tekrardan management gruplarımıza geri dönelim ve incelemeye devam edelim. Şimdi bu şu hala hata veriyor ama bir iki refresh sonrası gider çünkü gerekli hakları verdim orada. Neyse, şimdi bakın söylediğim gibi Tenant Root diye bir management grup var. Bu otomatik olarak yaratılıyor ve bizim bütün yeni subscription'larımızda, oluşturulan bütün subscription'larımızda bunun altında oluşturuluyor. Biz istersek bunun altında kendi hiyerarşimizi kurabiliyoruz. O yüzden gelin biz bu hiyerarşiyi kurmak için yeni bir tane management grup yaratalım. Bakın şimdi buna bir tane unique ID ver diyor. Bu unique ID'yi gerçekten bizim kendimiz bu Active Directory'nin altında belirtmemiz gerekiyor. Hani ne olabilir bu unique ID? 001 olsun. Bu ilk oluşturduğumuz management grup. İsmi ne olsun? Mesela az önceki örnekten devam edelim. Europe isimli bir tane management grup yaratıyorum. ID'si de 001 şeklinde olsun. Şimdi bekleyelim biraz bunun oluşturulmasını. Bakın burada devam ediyor. Bakın oluşturulma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi Tenant Root grubun altında şimdi Europe diye bir tane daha management grup oluştu. Hatta bir tane daha yapalım. Bu da 002 olsun. Buna da Asya diyelim. Hemen bunu da oluşturalım. Bakın Asya'da oluştu. Şimdi gelin bu Asya'nın altında da bir tane management grup oluşturalım. Arkadaşlar bunu da yapabiliyoruz. Dediğim gibi alta doğru kırılım yapabiliyoruz. 6 tane seviye gidebiliyoruz. Yani root'un altında 6 tane aşağıya doğru gidebiliyoruz. Klasörlerin içinde klasörler gibi düşünün. Mesela Asya'nın altında HR diye bir tane management grup oluşturayım. Bakın şimdi Asya'nın altında da HR diye oluşturdum. İstersem HR'ın altında da oluşturabilirim ya da HR'ın yanında Engineering diye de oluşturabilirim. Kısacası şirketim nasıl çalışıyorsa, hiyerarşisi nasılsa bu hiyerarşiyi aynı şekilde burada kurabiliyorum. Şimdi
kurması bu kadar basit, oluşturması bu kadar basit ama ondan sonra ne yapabiliyorum? Gelin hemen onu göstereyim. Mesela Europe'un altına gelip arkadaşlar artık örneğin buradan policy kısmına gelirsem, bakın şimdi buradan bu Europe scope'unda gördüğünüz gibi scope olarak artık subscription seçmek zorunda değilim. Management group da seçebilirim. Bunun altında mesela nasıl bir policy atayalım? İlk çıkan policy'yi atayalım. Önemli değil. Next diyorum, next diyorum, remediation next, next'e basarak create dediğim zaman gördüğünüz gibi bu policy'yi ben bu Europe Management grubuna atamış oldum. Şimdi bu ne manaya geliyor? Ben artık bu Europe'un altındaki bütün subscription'lara bu policy'yi atamış oldum. Hatta Europe'un altında gelip mesela RBAC'de atayabilirim. Diyebilirim ki örneğin mesela bunun altında role assignment yapayım ve contributor rolünü seçeyim. Next diyeyim. Mesela member olarak kimi seçelim? Bakın burada Osman 2 isimli arkadaşımız var. Bir de yazılım geliştiriciler isimli grubumuz var. Hem Osman 2 arkadaşımıza hem de yazılım geliştiriciler isimli gruba bu Europe scope'unda arkadaşlar contributor rolü atıyorum. RBAC ile. Şimdi bu ne manaya geliyor? Bakın rolleri de atadıktan sonra tekrardan management groups'a döneyim ve size göstereyim. Şimdi arkadaşlar Europe'un altında şu anda herhangi bir subscription yok. Birazdan taşıyacağım. Taşıyabildiğimizde göstereceğim. Fakat bunun altında subscription olduğu andan itibaren o subscription hem bu benim atadığım RBAC rolünü alacak hem atadığım policy'leri alacak. Bu sayede ben tek tek subscription'larda polisi atamayla RBAC'le uğraşmış olmayacağım ve yeni oluşturduğum bütün subscription'larda benim bu polislerimi ve RBAC rollerimi almış olacaklar ve daha ilk oluşturulduğu andan itibaren benim şirket polislerimle uyumlu ve RBAC ayarları da yapılmış şekilde gelecek. Şimdi bakın bunları oluşturduk. Gelin bu subscription'ımızı, bunun altındaki subscription'ımızı bu Europe'a taşıyalım. Şu anda root'un altında gördüğünüz gibi. Bu root da arkadaşlar benim buraya atadığım şey bunun altındaki her şeyde geçerli olur. Yani ben tenant root gruba bir şey atarsam bu Asia'da da geçerli olacak, HR'da da geçerli olacak, Europe'da da geçerli olacak. Çünkü bir inheritance, bir miras söz konusu. Tenant root en üstte, onun altında da işte böyle hiyerarşi oluşturuyoruz. Ben en üste koyduğum policy veya RBAC altta her tarafa geçerli olacak arkadaşlar. Şimdi ne demiştim gene info kısmında? Subscription'larımızı biz management gruplar arasında taşıyabiliyoruz. Bir subscription aynı anda tek bir tane management gruba bağlı olabilir. Ama biz bunları istediğimiz management gruplara taşıyabiliriz. Gelin bu IT Tech subscription'ını başka bir management gruba taşıyalım. Pardon, buradan yapmıyoruz. Buradan 3 noktaya tıklayarak Move'a basıyorum arkadaşlar. Ve bunu artık nereye taşımak istiyorum? Şu anda Tenant Root gruptaydı. Ben bu subscription'ımı buradan Europe'a taşımak istiyorum. Bakın burada bize uyarı veriyor. Önceki policy'ler olmayabilir. Hani dikkat edin, taşıdığınız yerde emin misiniz vesaire diyor. Biz tamam diyoruz. Her şey kontrolümüz altında. Bakın ne yaptım ben? IT Tech eğitim subscription'ı Tenant Root grubunun altından aldım. Europe'a taşıdım. Europe'da da hatırlayacağınız üzere bazı policy ve RBAC ayarlamaları yapmıştım. Gelin şimdi bunları görelim, bunların olup olmadığını. Bakın IT Tech eğitim subscription'a geliyorum. Access Control'e geliyorum. Role Assignments'a baktığım zaman bakın gördüğünüz gibi Osman 2 az önce verdim ya bu hakkı. Management gruptan inherit edilmiş bir contributor hakkına sahip. Yazılım geliştiriler management gruptan inherit edilmiş bir contributor hakkına sahip. Ben bunu direkt olarak burada subscription'a vermedim. Management gruba verdim. Ama bu subscription'ı o management grubu altına taşıdığım zaman da gördüğünüz üzere arkadaşlar buradan bu hakları inherit etmiş durumda. Aynı şekilde policy'ler de öyle. Policy ataması yapmıştık arkadaşlar. Bu policy atamaları bakın audit virtual machine without disaster recovery diye bir policy ataması yapmıştık. Gördüğünüz gibi scope Europe'da. Bu Europe'dan buraya inherit etmiş durumda. Çünkü IT Tech eğitim subscription'ı bunun altında bulunuyor. İşte arkadaşlar management gruplar bunlar. Tekrardan söylüyorum, çok basit bir kavram. Aynen şey gibi, resource grup gibi birer klasör. Fakat bu klasörler bizim subscription'ları toplamamıza yarıyor. Resource gruplar gibi resource'ları toplamamıza değil de subscription'ları bir araya toplamamıza yarıyor. Bunları bir araya topluyoruz ve böyle az önce demosunu yaptığım gibi
Ne yapabiliyoruz? Polise atayabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Arbek atayabiliyoruz ve şirketimizin hiyerarşisini Azure üzerinde birebir oluşturabiliyoruz diyelim ve bu bölümü de böylelikle bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.